Günaydın. Şu an Hilton'a geldim. Cem'in okulu vardı. O yüzden beni de buraya attı. Tükürdü sağ olsun. Ve hoş açtığımı söyledim. Artık gerçekten sağlıklı yaşama geçtik. İnşallah yani. Çok sessiz konuşuyorum çünkü burası aşırı sessiz ve çok slow bir müzik çalıyor. Benim normal ses tonumu kaldırabilecek bir yer değil. Daha sonrasında bana Cem birkaç tane görevler verdi. Onları yapacağım. Örneğin Instagram'dan takip ettiğim kişiyi azaltmak gibi. İnşallah başarılı olur. Çünkü biraz fazla olduğunu düşündüm. Onu kendisine sosyal medya danışmanım ilan ettim. Bakalım böyle. Normalde ben bu hafta İzmit'e kalacaktım. Full tatilde. Ama birkaç beklenmeyen plandan ötürü İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. Maalesef yani. Çok ani oldu ama yapacak bir şey. Burada birkaç bir şey deneyeceğim. Şimdi onları da çekerim zaten size. Bir yemeğimi yiyeyim sonra dolaşırız. İşte normalde iki tane yerdim. Diyette olduğum için bir tane yiyorum. Ben çok iyi başlangıç. Herif yer mi? Yer. Ciddi misin? Evet. Telif yer kanı. Yersin. Yeni mi? Yeni. Kim aldı? Kendim. Bir daha soruyorum, kim aldı? Kendim. Son kez soruyorum, kim aldı? Çok sevdiğim biri. Kim o? Teşekkürler, sevgiler. Güzel değil mi ya? Ya bence siyah rengi kötü. Üstünü beğenmedin. Ha? Şey gibi duruyor. Mesler vardı. Deri. Eskiden. Mes mi? Aa, var mıymış çay? Yükselin şöyle. Evet şef, ne yapıyoruz? Bugün menümüzde makarna ve tavuk var. Ama makarnadan az yiyecek olmam beni bir tık üzüyor. Bir tık değil, bayağı üzüyor. Neyse, tavuğumuza geçelim. O özel tarifi paylaşıyorum. İnanılmaz sırrımı. Güzel. Evet. Tavuklarımızı çıkardık dolaptan. Bir türlü çözülmedi. Ama sıkıntı yokmuş, anneme sordum. Bir şey olmuyormuş yani. Şimdi hep yaptığım tarifi yapıyorum ve bence çok lezzetli oluyor. Zeytinyağımızı döküyoruz tavuğumuza. Dökelim. Yeter mi? Bugün niye sade zeytinyağı tercih ettin? Normalde senin trüflü olsun, sarımsaklı olsun, özel zeytinyağların var. Evet var. Çünkü onlar küçük. Bu kadar büyük değil ve çok pahalılar. O yüzden onları az az kullanıyorum. Geçen tavuğa kattım trüflü zeytinyağı. Döktüm. Cem'e sonra tadı geliyor mu? Yo dedi. O yüzden sonra kullanmamaya karar verdim artık. Süpersin. Evet, süpersin mi? Buna cevabı bu mu? Zeytinyağını boşalttı. Evet, daha sonrasında herhangi bir baharatı alabilirsiniz. Ben bugün kajunu seçtim. Neden? Köri ile kajun arasında kaldım. Sonra dedim ki köriyi kullansaydım pilavla daha güzel giderdi. Ama kajun kullandığım için makarna tercih ettim. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi baharatımızı döküyoruz. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben çok sevdiğim için çok döküyorum. Sonra da karnım ağrıyor. Evet, bunun diğerlerinden farklı olan kısmı bunu, ne? Bu tavuğun mu? Yani bu özel tarifin. Yani zeytinyağı döküp soslamak. Hani dünyanın hiçbir yerinde düşünülmemiş bir tavuk tarifiydi. Ama tabii ki de kameramanımı değiştirmeye talep ediyorum. Buradaki en önemli şey senin el lezzetin olduğu için. Evet. Ve o da çok yüksek olduğu için el lezzeti. O yüzden inanılmaz bir tavuk yiyeceğimize eminim. Çok teşekkür ediyorum. Sen de mi yiyeceksin? Kesinlikle hayır. O bakıştan sonra bir daha tavuk asla yemeyeceğim. Bunu böyle, ben biraz şey yaptığım için bunu böyle karıştırıyorsunuz, tamam mı? Bunu kaşıkla da karıştırabilirdiniz. Ben niye elimle yaptım hiçbir fikrim yok. Bunu iyice zeytinyağı ve sosu böyle birbirine girdi, tamam mı? Tavuğa da bulandı. Şimdi buralara biraz daha şey yapacağız. Az mı baharat dökmüşüm ben?
Gayet iyi bence. Bence az. Yaptığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha baharat dökmeye karar verdim. Çünkü az yer. Burada çok oldu. Evet bir... Sakın magnetlenmişim ben. Bu da çok oldu. Neyse ben ortasını tutturamadım. Evet bunu iyice karıştırdık. Bulandı. Şimdi bunu kısa süreli bir şekilde... Niye kısa? Marine edeceğiz. Çünkü çok açım. Yani eğer, eğer vaktiniz varsa bundan sonraki yapacağım işlemi böyle 2-3 saat önceden yapın. Tabii daha da iyi olur. Ama ben hep son dakikaya bıraktığım için böyle oluyor. Neyse bunu böyle yaptık. Tamam mı? Elimize suyu tutuyoruz. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi buradaki jelatinimizi alıyoruz. Bir elimi silebilir miyim? Tabii. Buyurun. Nerede? Şurada. Şurada. Buyur. Şu mu peki? Yani o bez ne kadar temiz olduğuna bağlı ama... Bir şey olmaz. Ama erkeklere daha çok yakışır. Neyse. Sonra bunu böyle bir stretch folyo ile kaplıyoruz. Plastiğe yapışmadığını öğrendim birkaç ay önce. Yapıştırdım. Acı bir tecrübe miydi? Evet. Sürpriz geçirdim. Burayı lastikledim sonra. O yüzden cam tercih ettim. Bunu böyle kapattık. Sonra bu burada böyle... İdeal süre nedir? Yani 15-20 dakika minimum yeterli. Dışarıda mı yoksa dolapta mı? Çünkü tavuk hızlı bozulur ya. Yok ama ağzı kapalı ya. Ama yani sonuçta sıcakta bakteri yapar ya. Yok tavuk 15 dakikada bozulmaz merak etme. Peki uzun süreli marinasyon işlemlerinde dolaba koymamızda bir sakınca var mı? Koyabilirsiniz. Yok hiçbir sakınca yok. Teşekkürler. Bunu böyle bekletiyoruz. Daha sonrasında... Olmuş halde görüşürüz. Evet. Şu an videoyu editlerken fark ettim. O yüzden biraz konuşmaya karar verdim. Bugün hakkında. Bugün iş görüşmesine gittim ve hiç bir şey söylememişim yani. Ondan önce biraz gezdim işte. İzleyeceksiniz zaten. Senin arkada çıkmam biraz. Yani ben burada katip yazıyorum. Önce karşıma gel orada anlatmaya devam et. Dur bir dakika ayarlayacağım ben onu. Şöyle nasılsın? Şöyle. Beni rahatsız ediyorsun. Karşımda olur mu? Sen beni etmiyorsun. Ben mi seni ediyorum? Ben gidiyorum. Hayır hayır gitme. Bugün iş görüşmesine gittim de biraz gergindim. O yüzden konuşamadım çok fazla. Bir de Taksim'de çok fazla insan vardı. Neyse Bursa'nın sanata gittim. Oranın da hikayesi ben bunlara... bunlara demeyeyim de şimdi. bu kuruma geçen sene de mail attım. Bayağı mail attım yani böyle sürekli dönmediler. Hani şey yazdım çünkü olumlu ya da olumsuz bir şey yazın dedim. Olumsuz da dönmediler ve ben çok sinirlendim tabii ki böyle olunca. Sen de basmaya gittin. Aynen ben basmaya gittim. Bir ara korktum biliyor musun yerini bulamayacağım diye. Çünkü asla bilmediğim yerler. Neyse bunlar dönmediler geçen sene bana. Bu sene tekrar şansımı denedim. Akbank Sanat'ta, Borsan Sanat'ta tekrar mail attım. Sağ olsunlar onlar döndü, Borsan döndü. Akbank'ta stajyer aramadığını söyledi. Onlar da olumsuz olarak döndüler. Bu da bir şeydir yani. Sonra Borusan işte bekliyoruz yüzde falan filan diye mail attı. Gittim bugün. Onun için dönmüştüm İzmit'ten. Yani o yüzden kalamadım İzmit'te maalesef. Daha sonrasında güzel geçti görüşme. Ama işte birkaç bir şey denk gelmiyor gibi yani. Hani benim okulum olduğu için. Aslında full boş olsam şey olacak. Olurdu kesin. Ama şu an bilmiyorum. Yani onu denk getirmek gerekiyor. Ona bir bakacağız. Daha şey değil yani. Kesin değil. Haftaya falan belli olacak. Hocalarla falan da görüşmem gerekiyor. Ama en azından Borsan Sanat'a iş görüşmesine gittiğim için gururluyum. Müthişsin. Niye dalga geçer gibi söylüyorsun? Kesinlikle dalga geçmiyorum. Şu an realizm düşünüyorum. Realistsin yani. Yani realizm düşüneceğiz. Hayır çok ya çok çok daha geçen gibi söyledim koymayacağım burayı. Hayır hayatım ben seni destekliyorum her konuda. Bir yere izliklere bakıyorum. Hayır. Hayır biliyorum ama şey yaptım. Müthişsin yaptın ya. Midemden ses geldi zaten. Teşekkürler evet bu kadardı. Sen
Tutsana. Ben yine kapanış yapmayı unuttuğum için kapanış yapmaya geldim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.